Çocuklar merhaba. Sizlerle birlikte 7. sınıf örnek sorularımızı çözeceğiz. Beraberce umarım katkı sağlamış oluruz. Birinci soruya baktığımızda aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak şekilde. Çocuklar her grupta eşit sayıda kart olacak. Her gruptaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılıyor. 6 tane kartımız var. Bunları iki gruba ayıracağız. 3 ve 3 olarak. İlk üçü kartlara baktığımız zaman eksi 8 ile eksi 2'nin toplamının eksi 10 olduğunu, eksi 10 sayısına artı 10 sayısını da eklediğimizde bu toplamın sıfır olduğunu görüyoruz. Öyleyse çocuklar ilk olarak seçtiğimiz kartlarımız eksi 8, 10 ve eksi 2 kartları. Diğer kartlara baktığımızda 6, eksi 5 ve A kartı. 6 artı eksi 5 ve artı A kartı. Bu toplamın da sıfır olmasını istiyor. Çocuklar öncelikle artı 6 sayısı ile eksi 5 sayısının toplamının artı 1 olduğunu, daha sonra artı 1 sayısına hangi A sayısını eklediğimizde sonucun 0 olacağını düşünüyoruz ve A sayısının artı 1'i sıfırlayan eksi 1 sayısı olduğunu görüyoruz. Yani çocuklar A sayımız eksi 1. Eksi 1, eksi 5 daha, eksi 6, eksi 6, artı 6 daha 0. Yani ilk soruda grubu verilen 6 kartı 3 kart ve 3 kart olmak üzere 2 eşit sayıda gruba ayırdık. Daha sonra dikkatli bir şekilde kartlarımıza bakarak hangi sayıları seçersek ilk grubumuzda 0'ı bulabileceğimizi belirledik. Eksi 8, 10 ve eksi 2 sayılarından daha sonra kalan sayılarla da işlem yaptığımızda verilmeyen A sayısının eksi 1 olduğunu bulduk. Çocuklar ikinci soru derslerimizde de toplama işleminin özelliklerini işlerken sizlerden birleşme özelliğini neden kullandığımıza dair bazı sorular aldım. Toplama işleminin birleşme özelliğini kullanmamızın en önemli nedenlerinden birisi bize kolaylık sağlayacak önceliği seçiyor olmamız sayılar içinde. Şimdi bize verilen toplama işleminde birleşme özelliğini kullanabilmek için 3 veya daha fazla sayımın olduğunu görmem gerekli. Toplama işlemimizde 3 tane sayımız var. Ve kendisi eksi 15 ile eksi 8'i bize veren köşeli parantez içinde vermiş ama benim bu ikisini toplamak kolayıma gelmediği için arzu ettiğim bu 3 sayıdan işimi daha kolaylaştıracağını, toplamayı daha kolay yapabileceğimi düşündüğüm 2 sayıya öncelik verebilirim. Artı 5, eksi 15 ve eksi 8 genelde sonu sıfırlılar, 5'liler bizim için toplamada daha kolaylık sağlıyor. Bu nedenle önceliği şu işleme vermeye karar veriyorum. Artı 5 sayısıyla eksi 15 sayısını topladıktan sonra işlemimin sonucu değişmesin diye verilen bir diğer sayıyı da işlemime katıyorum. Eksi 8. Şu şekilde bu sıralamada verilmiş olan işlemi arzu ettiğim iki sayıyı seçerek birleştiriyorum. Birleşme özelliğini kullanıyorum. İşlemimi bireysel olarak kolaylaştırıyorum. Ve sonucumda değişmemesi üzerine sayıları aynen oldukları şekliyle yazıyorum. Dolayısıyla bu işlemdeki sırada üçgen sayısının eksi 8 sayısı olduğunu da görüyoruz. Birleşme özelliğini kullandığımızda sayıların yerlerini değiştirebiliyoruz. Fakat sayıları çocuklar değiştiremiyoruz. Aşağıda verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20.
Çocuklar, benim şu an baktığım perspektiften konuşmak gerekirse eğer ön yüzde bir sayısı yazıyor. Bir sayısının arka yüzünde yazacak olan sayı henüz ne bilmiyorum ama çarpımların eksi 20 olduğunu görüyorum. Kazanımımıza bakarsak tam sayılarda çarpma ve bölme işleminden bahsediyor. Aslında tam sayılarla yaptığımız çarpma ve bölme işlemi doğal sayılarla yaptığımızdan şöyle farklı, işaretler devreye girmiş oluyor. Fakat bizler kısaca işaret çarpımlarını sizlere daha önceden de anlattığımız üzere aynı işaretlerin çarpımı pozitif, artı ile artının çarpımı pozitif, eksi ile eksinin çarpımı pozitif, zıt işaretlilerimizin çarpımı da negatif. Bu bilgiye dayanarak artı bir sayısını eksi bir değerle çarpacağımı anlıyorum. Sonrası zaten biri kaçla çarparsak 20 olur? 20 ile. Çocuklar, benim baktığım açıdan üst yüzde 2 sayısı var. Artı 2 sayısı. Bu sayıyı da bir tam sayıyla çarpacağız ve sonuç eksi 20 olacak. Artı sayısını eksi bir sonuç bulabilmek için eksi bir değerle çarpmalıyım. 20'yi bulabilmek için 2 sayısını da 10 ile çarpmalıyım. Eksi 5'in karşı yüzüne yazan sayıyı bulmak için sayımız eksi 5, sonucun eksi olabilmesi için yine bir zıt işaretle çarpım söz konusu. 5'i kaçla çarparsak 20 eder 4 ile. Gördüğünüz üzere küplerin arkalarında yazan tam sayıları bulmuş bulunmaktayız. Buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayılarını bulunuz diyor. Artı 4, eksi 5'in karşısında yazan, eksi 10, 2'nin altında karşısında yazan ve eksi 20, 1'in arka tarafında yazan. Görünmeyen yüzlerde yazan tam sayıları da beraberce bulduk çocuklar. Hatırlatmak istediğimiz şey, aslında kazanım olarak da ölçmek istediği şey bu soruyla. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif, zıt işaretlerin çarpımı negatif. Dördüncü soruda çocuklar eksi 3 sayısının tekrarlı çarpımından bahsediyor. Eksi 3 sayısının tekrarlı çarpımın bir diğer kısa yolu da aslında kuvvet. Eksi 3 sayısını kaç kere kendisiyle çarpıyorsak onu kuvvet olarak yazabiliriz. Bu noktada sizin dikkatinizi çekecek küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tekrarlı toplam yapıldığında da bunu daha önceki sınıflarda, daha önceki yaşlarda, hatta bu sene 7. sınıfta da gördüm. Tekrarlı toplamalarda kısa yol olarak kullandığımız şey çarpma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5'i topluyorsak bunu kısaca 6 çarpı 5 diye yazıyoruz. Hatırlıyorsanız yani tekrarlı toplamayı çarpma, kısaca çarpma olarak, tekrarlı çarpmayı da çocuklar kuvvet olarak yazıyoruz. 5. soru. Mutfakta çalışan bir ventilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmaktadır. Yeni nesil uzun sorular. Bu öyle uzun bir soru değil ama davranış olarak bunu pekiştirmemiz adına küçük notlar almak istiyorum. Sizlerin de paragraf, özellikle uzun metinleri okurken kendinize küçük notlar almanızı istiyorum. Sorunun tamamını okumadan önce küçük bilgileri not etmek istiyorum. Mutfağımızda bir ventilatör çalışıyor. Ventilatör 4 dakikada odadaki hava sıcaklığını çocuklar 1 derece azaltıyor. Aynı mutfakta çalışan fırın ise sıcaklığı, fırınımız sıcaklığı 10 dakikada 2 derece arttırmakta. Sonrasında sıcaklığı 30 derece olan bir mutfak. Mutfakta ventilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra. Çocuklar, 20 dakika boyunca mutfakta çalışan bu iki elektrikli cihazın oda sıcaklığını ne derece değiştireceğini beraberce bir bakalım. Öncelikle 20 dakikanın içinde K
kaç tane 4 dakika olduğuna bakıyorum. 5 tane. Vantilatörümüz tam 5 kere oda sıcaklığımızı 1 derece düşürecek. 5 çarpı eksi 1'den toplamda eksi 5 derece oda sıcaklığımı düşürecek bir vantilatör var. 20 dakikanın içinde aynı anda fırın da çalıştığı için 20 dakikanın içinde kaç tane un olduğuna bakıyoruz. 2 tane ve bizim fırınımız da 2 kere 2 derece arttıracak oda sıcaklığını. Öyleyse çocuklar, vantilatör ortamı 5 derece azaltırken fırın ortamın sıcaklığını 4 derece arttıracağına göre ortamın sıcaklığı eksi 5 artı 4'ten 1 derece azalacak. Peki bizim ortamımızın sıcaklığı, mutfağın sıcaklığı neydi çocuklar? 30 derece. 1 derece azalacağına göre son durumda hava sıcaklığımız ne olacak? 29 derece. Beraberce 6. sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen sayı doğrusunun eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmış. Eksi 1 ile 0 arasındaki 1 birimlik mesafemizi 8 eş parçaya ayırmışız. Bu da bizim her bir mesafemizin 1 bölü 8 birim olarak eksi 1'e doğru azalacağını gösteriyor. 0 sayımızın paydasına 8 yazarsak 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Daha sonra da eksi 1'e karşılık gelen sayımızın eksi 8 bölü 8 olduğunu da görerek bize bu aralıklardan hangisini işaretlediyse A sayımızın eksi 3 bölü 8 olduğunu görüyoruz. Çocuklar, 7. sorumuzda devirli bir ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmemizi istemiş. Sayımız 0,15 ve devreden kısmı sadece 5. Çocuklar, devirli sayıyı rasyonel sayıya çevirirken sizden öncelikle payda kısmını halletmenizi istiyorum. Paydamız için devreden sayı kadar 9, devretmeyen sayı kadar 0 koyuyoruz. Devreden sayımız 5, 1 tane, 9 koyduk. Devretmeyen sayımız 1, 1 tane ve onun içinde 0 koyduk. Paydayı hallettikten sonra pay kısmı için sayının tamamını yazdıktan sonra devretmeyen kısmını, şapkasız sayıyı çıkarıyoruz. Bize ondalık sayı olarak verilmiş sayıyı rasyonel sayıya çevirdik. Çocuklar, son sorumuza baktığımızda rasyonel sayıların sıralaması, karşılaştırmasına dair bir sorumuz var. Verilmiş olan rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Derslerimiz esnasında rasyonel sayılarla sıralama yaparken bunun birçok yolunu beraberce gördük, öğrendik. Ben rasyonel sayılara baktığımda kullanmak için payda eşitleme, en klasik olan payda eşitleme yönteminin verilen rasyonel sayılar için uygun olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla işlemime kesirlerin, rasyonel sayıların paydalarını eşitleyerek başlıyorum. Rasyonel sayılarımızın paydalarını eşitledikten sonra pay kısımlarına bakıyoruz. Verilen rasyonel sayılarımız pozitif rasyonel sayılarsa payı büyük olan büyük olacaktı. Fakat bizim rasyonel sayılarımız negatif olduğu için payı büyük olan rasyonel sayımız en küçük rasyonel sayımız olacak. Negatif sayılarla, bu tam sayı olsun veya rasyonel sayı olsun, negatif sayılarla sıralama yaparken pozitifin tam tersi olduğunu, sıralamanın pozitif sayılar için sıralamanın tam tersi olduğunu hatırlattıktan sonra rasyonel sayılarımızı sıraladık. Bunların kendi orijinallerini de altına yazarsak
sizler için daha sade hallerini yazarsak sizler için daha belirleyici olabilir çocuklar. Çocuklar, sizlerle birlikte Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu örnek soruların senaryo 1 kısmını çözdük. Senaryo 2 ve senaryo 3 kısmında örtüşen sorular var. Onların aralarından seçerek farklı olan soruları sizlerle tekrardan çözeceğim.